Merhabalar Orhan Hocam. Merhabalar abiciğim. Orhan Hocam, bu sanırım 6. videomuz artık. Esasında 1, 2, 3, 4 ilkti. Aynen. Sonra bir tane yarım çektik. Aynen. Bir de bundan öncekisini çektik. Yani 5, 6, 6 bu 7. 7. oldu. 7. Eğer yarım saymazsak tabii. Aynen. Hocam yine ritüelle başlatıyorum o zaman. Olur. Kupayı açıyorum. Tamam. Hocam. Evet, 25. videomuzmuş hocam. Ananaslı hindi mucizesi. Bakalım neler var altında. Peki hocam, benim telefonu çıkartmama ne diyorsunuz? Böyle cebimden çıkartmama. Yara verdik demek ki diyorum. 45 tane yorum almış hocam. 45 yorum. Aynen. Hadi bakalım, hızlı hızlı. Hocam hazırsanız artık başlıyorum. I'm ready. Hocam iyi günler. Kreatinin kas gelişimindeki önemi nedir? Vücudun sağlığı açısından belli aralıklarla kullanımı bırakılmalı mıdır? Vücut geliştirmenin olmazsa olmazlarından mıdır? Bilgilendirirseniz sevinirim demiş. Tamam. Kreatin kırmızı etin içerisinde yoğun miktarda bulunmakta. Kan grubumdan dolayı ben kırmızı eti fazlasıyla tüketmekteyim. Dolayısıyla kreatin ihtiyacı hissetmiyorum. Zamanında araştırmıştım ama ne kadar doğrudur emin değilim. Hani buna bakın isterseniz. Bir pehlivanın ihtiyacı olan kreatinin 300 gram kırmızı etin içerisinde olduğunu biliyordum. Yani bir zamanlar okuduğum bir şeydi galiba. Çok net hatırlamıyorum ama böyle bir şey olması lazım. Hani çok yüksek miktarlarda et tüketip de işte o kreatin odur yok, işte 5 kilo alacaksın falan, öyle bir şey yok. Hani belli oranlardaki bir etle kreatin ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Kreatin önemlidir. Kasın içerisindeki su miktarını, kasın içindeki özellikle, hani deri altı değil, su miktarını yükseltir. Hani bu sizin mas olmanıza, kasınızın gelişmesi noktasında faydalıdır. Ama illa kreatin mi? Ben çok, yani hayatım boyunca 17 yıl yarıştım. Hani kutu, bitirdiğim kutu sayısı ya 2'dir ya 3'tür yani. Yani çok tercih ettiğim bir amino asit şeydi ya da bir supplement değildi. Geçiyorum hocam. Burada arkadaş algıda seçicilik yapmış. Hocam ağzının tadını biliyorsun. Ağzının tadını bilen adam Heinz ketçaplı ürünlerini kullanır demiş. Arkadaşlar aslında şeker oranı en tehlikeli olan o. Hani söyleyeyim, o çok sağlıklı değil. Ama onun bir şeker oranı azaltılmış olan falan var. O da çok lezzetli değil açıkçası. Arkadaşlar 17 yıl bütün lezzetlerden mahrum yaşadım. Bunu defalarca dile getiriyorum. Artık hani hayatımın bu döneminde sağlıklı kalmak için artık egzersizler yapıyorum. Belli bir hedeflerim var. Bu hedeflerimi artık aştım. Yani hayatım boyunca o şekilde yaşamak da zaten çok zordur. O yüzden hani daha göze hitap eden, daha ufak size'larda olmak hoşuma gidiyor. Ama önemli olan dinamik gözükebilmek ve sağlıklı olabilmek olduğunu inanıyorum ben. Öyle. Heinz maalesef. Lezzet açısından gerçekten reklamını da yapmış olduk. Bu istemeden bir reklam yapmış olduk hocam. İlk reklamımızdı. Aynen. Ürün yerleştirme. Aynen. Hocam, mantarda et kadar protein var diyorsunuz. 2.3 gram protein yazıyor mantarda. Yok. Şöyle arkadaşlar, 2.3 değildir o. 5 biliyorum ben onu. Yani 100 gramında 5 gram var esasında. Şimdi burada esasında yapmaya çalıştığım şey şuydu. Ben hani işin artık farklı bir kısmına geçtim. Daha çok hani natürel vücut demiş olduğumuz mantıkta ilerlediğim için insanların daha sağlıklı olabilmesi adına bitkisel proteine yönlendirmek için bazı ifadeler kullanıyorum bu şekilde. İşte 100 gramda 20 gram var gibi. Var. Nasıl var? Şöyle var. Şimdi kuru mantarı aldığınız zaman belli bir ağırlığı ve belli bir hacmi var. Bunun içerisinde çok az, yani böyle atıyorum 30-40 gram kadar loru şeylerin içerisine ya da çok sağlıklı, az yağlı bir kaşar buluyorum. Mantarların içerisine koyuyorum ve fırına sürüyorum. Fırında ağırlığın 1/3'ünü, 2/3'ünü neredeyse kaybediyor. Yani bu da aşağı yukarı yani 300 gramlık bir mantar grubunun 100 grama düşmesine vesile oluyor. Ama içindeki protein değeri değişmiyor. Dolayısıyla hani her birinde 5 gram vardı. 5 ne yaptı? 15 gram yaptı. Ama ağırlığa vurdum 100 grama düştü. Hani bu mantıkta daha kurutulmuş olarak tükettiğiniz zaman hacimsel olarak daha aza
tekabül eder. Çünkü esasında hani oradaki mantık şu. Eğer siz mantarı et kadar kurutup sıkıştırabilirseniz hakikaten birbirine denk geliyor. Hani 20-21 grama kadar çıkartabiliyorsunuz ama işte onun tekniklerini çok iyi biliyor olmanız lazım. İlerleyen zamanlarda isterseniz o mantarı nasıl öyle hacimsel olarak azaltıp hani daha az miktarda yüksek protein alır mantığını öğretecek bir video çekerim. Fırın, işte belli bir tepsisi var, belli bir su oranı var, işte hafif bir loru var. Anlatırım onu, sorun değil. Tamam. Ama bitkisel proteinler arkadaşlar hani vücut şunu demiyor. Ha bu amino asit işte bitkisel proteinden geldi. Bu basit yok öyle bir şey yok arkadaşlar. İkisi de aynı proteindir ve ben inancım şu. Yani bu iş gerçekten sadece bitkisel de yapılabilir fakat hacim olarak çok fazla tüketmeniz gerekiyor bu sefer. Orada yetiştiremediğiniz için büyük sıkıntı oluyor bu sefer. Yani inek gibi şişersin hani mantık olarak. O yüzden hani hayvansal proteinler revaçta ve hiçbir zaman vazgeçilemiyor. Yoksa sağlık açısından ne olursa olsun arkadaşlar bitkisel proteinler her özellikle A grubuysanız neredeyse yarı yarıya yani tüketin yani o derece. Geçiyorum hocam. Haftanın her günü spora gitmek doğru mudur hocam? Vücudun dinlenmesi lazım diyorlar ama ben pek takılmıyorum. Sizin düşünceniz nedir? Cevaplarsanız sevinirim demiş. Zaten bu zihniyetteysen gerçekten takılma. Çünkü hani benim çok iyi hatırladığım dönemler hani 17-18 yaşlarımız olduğumuz zaman yerimize duramazdık. Hani her gün dans edilmez mi? Edilir. Her gün koşulmaz mı? Koşulur. Hani bunlar her gün yapılabilir. Sonuçta insan vücudu hani bir efor sarf ediyor mu? Ediyor. Mantık olarak siz de yani öyle bir hormon ve öyle bir enerji yapısındaysanız hani ben ama şudur. Hani her gün aynı bölgeyi çalıştırarak gidiyorsan o tabii saçma sapan bir şey olur. Ama hani farklı bölgeler mantığında, yani fitness mantığındaysa 7 günün 7'si de antrenman yapılır arkadaşlar. Yapılmayacak diye bir şey yok. Çünkü hani içte var olan bir şey. Hani yanıyor. Makine yanıyor. Makine çalışıyor. Hani sizin bunu durdurmanızın bir anlamı yok. Çünkü emin olun nedir? İşte haftada mesela 2 tane göğüs yaptırırsınız. Diğer antrenmanlara göğüse hiç dokunmazsınız. İşte o sırada göğüs kasları dinlenmiş olur. Ki yani gerçek dinlenmenin uyku olduğunu unutmayalım. Hani onarım böyle hareket etmediğimiz günde oluşmuyor. Hani uyku da vücut yapılanıyor, onarılıyor. O yüzden hani 7 gün uyumadan antrenman yapmak derseniz tabii o saçma sapan bir şey olur. Ama sonuçta uyku olduğu sürece vücutta bir onarım söz konusudur. Ve yaş itibariyle muhtemelen genç bir arkadaşımızdır hani hiperaktif mantığında. O yüzden arkadaşlar var. Ama hani önerim benim hiçbir zaman 5 antrenmandan fazla değil. Açık açık söyleyeyim. Hani 2 gün öyle malak gibi yatacaksınız. Çok özür dilerim. Bu böyle ama. Hani eğer hakkını veriyorsanız tabii o da var. Diğer soruya geçiyorum hocam. Orhan hocam selamlar olsun. Benim aklıma takılan bir soru var. Acaba öğünler dediğimiz et miktarı pişmiş hali 200 gram olacak şekilde mi yemek gerekir? Yoksa pişmemiş halini mi baz almalıyız? Şimdiden ilgi ve alakanız için teşekkür ederim demiş. Arkadaşlar dünyanın neresine giderseniz gidin hiçbir zaman pişmiş haliyle bir ölçüm alınamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü hani öğrenmiş olduğumuz işte bütün o değerler pişmemiş ağırlık üzerinden verilir. Ki ürün piştikten sonra formu değişiyor. Hani kilosu, ağırlığı değişiyor. Mesela karbonhidrat genellikle piştikten sonra çoğalır. Niye? İçerisinde çünkü su alır. Suyla pişer. İşte makarna artar, pirinç özellikle artar, bulgur zaten alır başına gider. Hani bunlar büyür. Mesela 100 gramlık bir pirinç koyarsın. O 350-400 gram olur belki piştikten sonra. Hani öyle alınmaz o. Pişmeden, hepsi pişmeden. Karbonhidratta pişmeden, sebzenizde pişmeden, varsa eğer takıntınız meyvenizde pişmeden, yağınız zaten hiçbir zaman pişmemesi gerekiyor. Pişmeden arkadaşlar. Hiçbir şey pişmeden. Ölçüler alınarak ilerlenir. Genellikle böyledir. Diğer soruya geçiyorum hocam. Hı-hı. Biraz kişisel. Hocam spor hayatıma malum 135 kilo ile başladığım için hep eksik kalori ve low carb beslendim. Şu an 95 kiloyum ama bench press gibi press hareketlerinde en fazla 12,5 kilo gidebiliyorum. Çok güçsüz hissediyorum. Kendimi sonuç olarak low carb diyetinde güç antrenmanı yaparak yağ yakabilir miyiz ve güçlenebilir miyiz? Boyum 1.85, 75-80 kiloya düşmek hedefim. Yardımcı olursanız sevinirim. Yani bir kere 20'li tekrarların altında düşmemeni tavsiye ediyorum özellikle. Çünkü bu vücut yapısında 20'li tekrarlarından sonrası aynı hani 1-5 arasındaki güç antrenmanları gibi olacaktır. Hani bence kesinlikle bu vücudun yani az tekrarlı yapılan güç kuvvet antrenmanlarından ziyade daha çok tekrarlı olanlarını tavsiye edeceğim.
Çünkü hani yapılan beslenmeyi ve vücudu ne olursa olsun orada tutabilmek, biraz daha uzun yaşamak, o vücudun sizin normalleriniz haline getirdiğiniz zaman emin olun hem vücudunuzun kolajen dokusu da bir miktar düzelecektir. Bu arada hani muhtemelen şeylerle oluşuyordur arkadaşlar. Hani şimdi çok konuyla alakalı değil ama söylemek istiyorum bunu. Çatlaklar oluşacaktır. Hani bununla alakalı da güzel bir anım vardır. Arkadaşlar gerçekten güzel bir markayla beraber ilerleyin. Yani bir kere şeylerine bakın mutlaka. Bu müşterilerinin yapmış olduğu yorumlar oluyor ya, ne diyorlar onlara internette. Her neyse, anlamışsınızdır siz onu. Salyangoz kremi gerçek anlamda vücudunuzda böyle büyük kilo alıp vermelerde, işte hamilelik sonlarındaki işte çatlaklarda vesaire aklınıza ne geliyorsa, oraları gerçekten çok iyi iyileştirme özelliğine sahip. Fakat şöyle bir sıkıntı var, insanlar çok çabuk vazgeçiyor o olaydan. Minimum 6 ay hatta 9 ay hatta 1 yıllık bir tedavi süresi vardır bunun. Belki ilk 6 ay içerisinde olandan daha kötü bile hale gelebiliyor. Hiç takılmayın buna. İnatla devam edin. Bunun en iyi çözümü gerçekten odur ama işte insan vücuduyla o maddenin arasındaki bağın kurulup tam iyileşiyor olabilmesi için gerçek anlamda uzun bir süreye gerekiyor. Ve ben kendi gözümle şahit olmamış olsam hani hiçbir şekilde bunu anlatmazdım. Güzel bir markayla uzun bir tedaviye girin kesinlikle. 6. 7. aylardan sonra muazzam cevap vermeye başlıyor. Ama işte başlarda hiçbir şey yok. Bu ürünün eğer güvenirliğine inanıyorsanız hiçbir şekilde vazgeçmeden yolunuzu ilerleyin. İyi bir şeydir. Hani bunu da bir dipnot olarak düşeyim. Çünkü arkadaşım muhtemelen ihtiyacı olabilir 105'ten 195'lere düştüğümüz zaman. Aynen. İnsülin direnci ve insülin hormonu hakkında video bekliyoruz hocam demiş bir arkadaş. Tamam, onun için ekstra olarak bir video yapılır çünkü gerçekten özel ve ciddi bir konu. Ama insülin direncini hani kısaca şöyle söyleyeyim. Vücudun şekere olan tepkisi diye bir parantez içerisinde sadece söyleyebilirim. Bununla ilgili çünkü hani işin çok, bizim işimiz çok beslenmeyle alakalı olduğu için, bu konuda onu çok desteklediği için onunla alakalı özel bir video ayarlayacağım arkadaşlar. Bu özeller kısmına yazılacak. Yani buna sadece bir video olması lazım. Tamam hocam, geçiyorum. Lütfen. Hocam, bir yıldır aradığım bütün soruları sizde buldum. Çok teşekkür ediyorum. Karakter olarak, eğitimci olarak çok kaliteli bir insansınız. Teşekkür ederim arkadaşlar. İşimizi severek yapıyoruz. Biz bunu her defasında söyleyelim. Gerçi her zaman dediğim gibi işte değil. Hocam bir soru daha aynı bu da. İnsülinle ilgili video çekin hocam. Allah razı, Allah rızası için. İki şey yapacağım. Hatta üç tane var. Özel olması gerekiyor. Tip 1-2 diyabetler için bir şey yapmam gerekiyor. İnsülin direnciyle alakalı bir şey yapmam gerekiyor. Ve yine insülin hocam. Bir şey daha vardı o aradan ama. Kolesterol ve trigliserit. Bir de bu üçü. Bu üçün için bir aralara serpiştireceğiz. Özel videolar olması lazım. Hani muhabbetin dışında. Çünkü hani o biraz daha farklı. Hani özel biraz daha. Evet. Öncelikle videolar için teşekkürler. Hı hı. Bilgilendirme bakımından diğer vücut geliştirme kanallarından bariz farklı. Ufuk açıcı bir kanalsınız. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Soruma gelirsem. Kilo alıp kas kütlesini artırıp aynı zamanda yağ yakmak mümkün müdür? Aslında çok fazla cevapladık bunu ama. Bu soruya da bununla başladık. Ha, pardon, bir önceki videoda evet. Mümkün. Arkadaş 1.90 boyunda 80 kiloymuş. Göbek bölgesinde bir miktar yağlanması varmış. Nasıl bir antrenman ve beslenme programı önerirsiniz diyor. Bu konuyla ilgili düzgün bir kaynak bulamadım açıkçası. Şimdiden teşekkürler. Evet, gene kişisel oldu ama işte dediğim gibi boy 1.80, 1.90, işte kilom 80, yapmayın arkadaşlar bunları. Aynen, yani kişisel bunları çok yani zorluyor. Supplement ve bunlar, çünkü bakın arkadaşlar, hani ben gün içerisinde sürekli gezen insanlardım. Ve nereye gidersem gideyim insanlar mutlaka durduruyor, soruyor bize. Emin olun hiç bir sorun yok. Şu sorunun cevabı 1 dakika ama insanların o kadar çok kişinin kafasını karıştırırım ki cevapla, korkum endişem o. Şimdi söylerim fakat hani bu gerçekten size de uymuyordur ve uymayan başkaları da vardır. Hani bunu günahına sokmayın beni. O yüzden hani bu kişisel şeyleri emin olun şunun cevabı 1 dakikamı tutmaz. Hani bir yerlerde gördüğün zaman tut, basın diyeyim hemen. Hocam bu nedir diye hemen 1.90, 1.80 söyle. Ama 1 dakika ya, o 60 saniye. Aynen. Yani elimi yıkamak daha uzun sürüyor. Ağırlıklı olarak ön kol hareketlerinde, bir de belirtmiş hocam hammer curl'muş genelde, curl gibi hareketlerde. Trapez ve omuz bölgem çok kasılıyor. Sebebi nedir? Çözümü nedir? Teşekkürler demiş. Önde tutuyorsun. Sebebi o.
Eğer biraz daha yan tarafını alırsan hani biraz daha omzunla ve trapezin alt kısmıyla da desteklemiş olursun. Hatta arka omzun bile desteklemiş olur. Şimdi genellikle hammer hareketleri şey olarak gösterilir. Hani ön tarafta tutun işte böyle çalışın falan değil. Değil, onu aynı şekilde yana da alabilirsiniz. Siz eğer yan tarafta adelenizi istediğiniz boyutta hissediyorsanız, çok geriye çekmeden bahsediyorum. Biraz geri yatabilirsiniz. Yani oradaki sadece şu olaydır. Yani omzu öne aldığınız zaman ön grup komple aşağıya asar, ondan kaldırırsın. Bunu arkaya aldığın zaman da hani yaymış olursun hani askı kısmını. Bunun çözümü o. O şekilde vazgeçin eğer çok rahatsız oluyorsan. Ama arkadaşın şeyini çok iyi anlıyorum aslında. Hani bu işte biz ilk başladığımız zaman hani bilimsel kısmında eğitimleri aldığımız zaman, işin yani akademik kısmında, bize söylenen her zaman şuydu. Adeleyi gerçek anlamda konsantre olabilmek, işte fokus dediğimiz olay olabilmeniz için o bölgenin tek başına çalışılan hareketlerden olup olmadığıyla biraz alakalı. Şimdi mesela compound dediğimiz egzersizler var. Hani işte deadlift, birçok eklemin ve kasın bir arada çalışmış oldu. Şimdi burada öyle bir şey mümkün değil. Burada her yerini hissediyor olman lazım zaten. Ama hammer gibi sadece bir bölge için yapmış olduğun hareketlerde ekstra bir bölgeni hissediyor olman o inanışta yanlış olduğu söyleniyordu. Dolayısıyla hani çocuğu çok iyi anlıyorum. Arkadaşı çok iyi anlıyorum. Bende de vardır o. Özellikle bir bölgemi hani çalışacaksam sadece o kısmı hissedeyim. Ona göre açılar vereyim isterim vücuduma. Bunun sizinkisinin de cevabı dediğim gibi yan tarafa almak. Askıyı önden yana koyduğun zaman yan taraftan rahat rahat gidebilirsin. Yani hammer yanda yapılmaz diye bir şey yok. Hocam bir sonraki soruya geçiyorum. Hı hı. Çok kişisel hocam. Bunu da geçeceğim mecbur olur olarak. Seviliyorsunuz diye bir yorum yapmış arkadaş. Sadece onun için eklerim bunu. Arkadaşlar gerçekten siz de seviliyorsunuz. Bir diğer arkadaşımızın da yorumu, yeni takip etmeye başladım bu arada, sevgiler saygılar diye. Kısaltayım onu da. Günde çift antrenman örneği ve bu antrenman sistemine uygun beslenmeden bahsedebilir misiniz? Teşekkürler demiş hocam. Belli bir seviye ilerlemiş olan herkese önermiş olduğumda, dediğim gibi natural vücutlarda her zaman olması gereken günde iki adele çalışmak. Bunu hep örnek olarak veririm. İşte göğüsle bisepsi, omuzla kanadı, triceps, pardon neydi? Göğüsle biceps, kanatla triceps, omuzla bacak. Bin kere neyse. Bu ve standart bir beslenme önerim vardır her zaman bunlarda. İki yumurta önerisi. Yani iki öğün yumurta, ilk öğün ve son öğün. Ve arada da iki tane et öğünü. Çünkü hani orta seviye ve yani ilerlemiş seviye, bakın çocuklar, yıl 2006 mıydı? Çok net hatırlamıyorum. O dönemlerde ben işte yurt dışından geldim falan. Bir Kütahya'da bir yarışma oldu. Yanlış hatırlamıyorsam oralarda bir yerlerdi. Belki de 2005'ti, 2006 da olabilir. Yani ben o sırada Türkiye'de yarışmıyorum. Yani 2004'ten sonraydı. Kütahya'daydı yarışma, hiç unutmuyorum. Çocuğun bir tanesi 75 kiloda overall oldu. Yani düşün, bunun 80'i var, 85'i var, 90'ı var, 95'i var, 100'ü var, artı 100'ü var. Çocuk 75 kilo, böyle anahtarlık gibiydi. Çocuğun boyuyla enayiydi. Dönüşte de biz hani bir macera mıydı? Artık çok net hatırlamıyorum. İstanbul'a tren yolculuğu yapalım dedik. Uzun sürsün. Yani kakarak ikiri. Kendi yiyeceklerimizi yanımızda almıştık. Bu çocuğa orada denk geldik. Hani overall'dan çocuğa denk geldik. Daha önce tanımadığımız bir çocuktu. Birdenbire gelip hani bütün şampiyonları ezip geçip şampiyon olan bir çocuktu. Çocuk 600 gram tavukla hazırlanmıştı. Ama hani bütçesinin olmadığından sebep, hani durumunun çok müsait olmadığından sebep, yaklaşık 20 tane yumurta beyazı o dönemde yediğini söylemiş. Çok net hatırlıyorum. Bunu 3 parça haline yemeye çalışıyoruz diyordu. Ve 500 gram, 600 gram da tavuğum var diyordu. Bu şekilde bulabiliyordum diyordu. İşte karbonhidratını çok güzel hatırlıyorum. Her şeyini, bütün şeylerini çok güzel konuşmuştuk, sohbet etmiştik arkadaşlar. Hani burada demeye çalıştığım esasında şu. Yani illa 1 kilo, 1,5 kilo, 2 kilo, böyle bir şey yok arkadaşlar. Eğer sizin vücudunuz almış olduğunuz şeyi son noktasına kadar kullanıyorsa, çocuk işte örnek 75 kiloda Türkiye'yi ezdi geçti. Bütün o ana kadar yarışmış, ne kadar şampiyon varsa hepsini Allah pamuğuna çevirdi. Ve kullandığı 500-600 gram tavuk 3 öğün yumurta yapıyordu. Hani 7 tane yediğini düşünsek 21 tane yumurta. Hadi 300'er gramdan da tavuğunu yediğini düşünsek, yani öğünler belli, her şey belli, yani protein miktarı belli. Dolayısıyla hani almış olduğunuz proteinin sizin tam olarak kullanılabilirliğini antrenmandaki
gerçek anlamda yapmış olduğunuz fokuslanma, odaklanmalardan oluşuyor. Hani yediğin vücuda giremedikten sonra hani bir kilo aldın, bir buçuk kilo aldın. Anladın? O yüzden hakikaten arkadaşlar hani dışarıdan o yüzden sizin makrolarınızı, mikrolarınızı bir türlü söyleyemiyorum ben. Sizin yapmış olduğunuz antrenmanın o ruhuyla o kadar alakalı şeyler ki bunlar. Bu yüzden sizin iştahınızı sokuyorum devreye. Ve bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Sağlıklı bir yiyecekle sizin iştahınız sizi durduruyor. Hadi ye. Her gün bir buçuk kilo et ye. Ben vereceğim. Her gün bir buçuk kilo da karbonhidrat ye. Ben vereceğim. Hadi bakalım. Yenmez arkadaşlar. Yenmez. Hani bir gün yersin, iki gün yersin, üç gün yaparsın, challenge yaparsın, onu yaparsın, 20 kilo falan filan. Kalırsın. Sonra ne de tık 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 düşersin, bir yere bir yerde kalırsın. Ve orada eğer zayıf yapılı bir insansan kilo almaya, kilolu bir insansan da zayıflamaya başlıyorsun işte. Önemli olan işlenmemiş olan yiyeceklerle iştahın boyutunda kalın. Bakın 6 ay sonra ne oluyor? Yoksa öyle siz 3 ay çıkıyorsunuz, 3 ay in, 3 ay çık, 3 ay in falan. Bu şekilde daha yavaş olacaktır ama ulaşmış olduğunuz yere %100 ulaşırsınız. Yediğiniz yemeğin işlenmemiş olduğunu inandığınız süreç bence yardırım. Hocam kişisel sorular. Biraz başımız belada kişisellerle ama bundan genel bir çıkarım yapılabilir. Olur. Hocam ben 2 aydır spor salonuna gidiyorum. Fazla bilgim yok. Fazla kilolu değilim ama bel bölgemde yağlanma var. Hafif göbek. Salondaki hocamın söylemesi üzerine kalori açığı vermeye başladım. Günlük yaklaşık 500 kalori açık veriyorum. Yağ yakmak için aynı zamanda kas da inşa etmeye çalışıyorum. Çok güzel. Tereddütlerim var. Sizce doğru mu yapıyorum? Fikirlerinizi söylerseniz çok mutlu olurum demiş hocam. Çok doğru, çok akıllıca. Hani kalori açığı yaratmak yani tamam en doğru tekniklerden bir tanesi. Yani bir kere psikolojik olarak kendini inandırırsın buna. Ve 500 kalori çok şeydir. Hani böyle radikal bir şey değildir. Ben tavsiye etmiş olduğum da budur. Kassal olarak alt taraftan destekliyorsun. Kas kaybını engellememiş olacaksın. Kardiyo ile zaten yağ yakımını destekliyorsun. 500 kalori de altındasın. Bence muazzam. Yani herkese önerim bu olur. Hani açıkça açık söyleyeyim. Diğer... Bu arada hocana selam. Başarılı. Hocam, Muscle Mind Connection'dan bahseder misiniz demiş. Videosunu çektik. Muscle Mind Connection'ın videosunu çektik. Fakat onu yayınlamadık. Yayınlamamış mıydık? Pardon. Muscle Mind, pardon arkadaşlar. Muscle Mind Connection'ı konuştuk. Time Under Tension dediğimiz bir olay vardı. Onu çektik, yayınladık. Muscle Mind Connection duruyor mudur? Bence durmuyor. Durmuyor sanırım çünkü biz ben çok video çektik. Direkt buradan söyleyeyim. Arkadaşlar kısaca söylüyorum size. Odaklanmak, fokus. Hani şimdi spor salonlarına gittiğiniz zaman sizin fokuslanmanızı engelleyecek olan her şeyi ortadan kaldırmaya gayret edin derler. Hani bunu başaramayanlarda da basit bir sistem vardır. Çekersin kapşonunu, takarsın kulaklığını. Havalarda müsait zaten. Bu havalar böyle biraz serin serin. Rahat rahat. Yani hep söylerim bakın arkadaşlar. Aklın, fikrin, ruhun, bedenin yani her şeyinle beraber o sırada oraya girersen şöyle kafanı kaldırıp da o Beşiktaş golü attı mı, Galatasaray golü yedi mi diye öyle bakmazsan ya da işte o hangi konuşmayı dönüyor, o konuşmanın içerisinde ben var mıyım falan o kısımlarda kalmazsan ya da işte etrafında dediğim gibi dikkatini değecek bir şey olmazsa hani bununla çok alakalı olan bir şeydir. Muscle Mind Connection sizin aklı yani zaten kelimesi üzerinde aklınla kasın arasındaki kontak, connect yani. Yani burada kendi tekniklerinizi kendiniz geliştirin açıkçası. Hani benimkisi kulaklık. Çünkü hani sonuçta bilinen bir insanız. Hani spor salon içerisinde ne olursa olsun insanlar selam vermek istiyor. Ama işte kulaklık hem antrenman yapmamı olanak sağlıyor. Hem insanların anlayışlı olmasını bu şekilde. Çünkü antrenman içerisinde ne olursa olsun. Hani dünya şampiyonasına hazırlanmıyor olmam. O günkü oradaki antrenmanı istediğim zaman kesebiliyor anlamına gelmez. Ki hani bunu yakın bir zamanda yaşadım. Antrenmanın tam içerisindeyim. Bir harekete geçerken kardeşimin bir tanesi tuttu. Hocam dedi squat'a gireceğim yardım eder misin? Ben o sırada buradan aşağı gidiyorum ve kulaklığımı çıkartmışım dinlemeye çalışıyorum. İçimden geçen şey şuydu. Arkadaşımızın yarışma zamanı gelmiş. dedim ki şu anda antrenmanın içerisindeyim. Antrenman bittikten sonra ya da arada boş bulursam mutlaka yardım ederim dedim. Kulaklığımı taktım, devam ettim. Hani kırmak olmaz bu durumlarda. Arkadaşlar, antrenman esnasında kulaklık takan insan varsa hani hakikaten sebebi odur. Hani kendisine bir dünya yaratmıştır.
şeyin içerisindedir. Yapılabilecek en fazla şey şudur. Yaparsınız. O da size elini kaldırır ya da kafasını sallar artık. Neyse, böylelikle diğer arkadaşlarımızın da kulaklık takmalarının bir anlamı olmuş olsun bu konuşmamızla. Hocam, antrenman vakti sizce ne zaman olmalı? Gece 4 diyelim hocam. Vallahi yaptım. Hormon salınımı için. Vallahi yaptım. Yıl 2001. Beyoğlu'nda bir salonun anahtarı bende. Gece saat 3.45'te kalkıyordum. Saat 4.15-4.20. Sabah 4.20'de ben salonum. Bir yıl yaptım. Bir gün antrenman yap, bir gün yapmama sistemiyle gittim. 365 günün antrenmanın tam yarısını bu şekilde yaptım. Hakikaten çok ilerledim. Ama yani değmez. Hani gerçekten değmez. Yani growth hormonun en yüksek salınımı olduğu saat olarak bilindiği için. Genellikle işte o 4.20 ile işte 5.20 arası. İşte dönemsel olarak sabah namazına denk gelen saatler. şimdi bu doğrusu değil. İşe yarıyor ama hakikaten yani ömür törpüsü. Yani yaşlandım. O kadar söyleyeyim size. Gerek yok. Şey yapın. Yani bu genel bilinen bir şeydir. Yanlış değildir. Çok önerilmiyor ama bazı bir takım supplementleri alarak çok hafif bir meyveyle geçiştirerek sabah aç karnına kardiyo çok önerilir. Ağırlık antrenmanı içinde en az 2 öğün yenmiş olması çok önerilir. Ama ben hayatımın çok bir döneminde 4 öğün yemeden ağırlık antrenmanına girmedim. Çünkü hani sabah kalktığın zaman zaten inanılmaz vücudu boş hissediyorsun. Hani bütün vücut çekilmiş gibi hissediyorsun. Ondan sonra işte şarjörleri başlıyorsun yüklemeye. Silahlarını işte atıyorum şeylerini. O cephaneyle beraber ondan sonra gidiyorsun savaşıyorsun işte artık salonun içerisinde. Mantığım benim hep buydu. Ondan sonra da işte 2 öğün daha oluyordu genellikle antrenmandan sonra. Çünkü 6 öğün benim maksimum önermiş olduğumdur. Genellikle 5'i çok öneriyorum. Ama hani eğer biraz daha işi yarışma mantığında veya da daha özel bir şey yapacağım, bu yaz ben daha özel olacağım diyorsanız, bu sefer hani daha sık 6 öğün gerekecek. 2 tane de antrenmandan sonra söylüyorum. İkinci en çok önerilen ağırlık antrenmanı saati ise bu growth hormonunun salınımından tam 12 saat sonra, yani akşamki saat 4 ile 6 arasıdır ve en çok önerilen de odur. Ve o saate kadar da dikkat ederseniz 4 öğün yemek yemiş ya da 5 öğün yemek yemiş olup bir sonraki öğünlere de hazır olmuş olursunuz. En doğrusu bu. Ama ben hayatımın çok büyük bir döneminde, hatta dünya şampiyonasımın tam 5 tanesinin akşam saat 10 ile 11 arasında yaptım. Hem işim gereği öyleydi, bir salonla alakalı. Arkadaşlar, antrenman eğer genetiğinizde dediğim gibi gelişmeye müsait yapınız varsa çok saatlere takılmanıza da gerek yok. Ama dediğim gibi en doğru saatin ben akşamları saat 4 ile 6 arası olduğuna inanıyorum. Hocam, ağzınıza sağlık. Benim bir ricam olacak. Supplementlerle ilgili her yerde bilgi bulabiliyoruz. Ama vitamin ve mineraller için maalesef bu söz konusu değil. Natürel bir vücut geliştirme sporcusu vitamin ve mineral olarak ne tercih etmeli? Olmazsa olmaz nelerdir? Çinko, omega 3 ve benzeri. Tamam, söyleyeyim hemen. Arkadaşlar, vücudumuzdaki yiyeceklerimizin iyi emilmesi ve sentezlenebilmesi için vitamin gruplarına fazlasıyla ihtiyacımız var. Vitamin ve minerallere. Bunun için önerim bir kere mutlaka günlük bir tane multivitamininiz olsun. Ekstra olarak önerilen de B vitamini vardır, çinko vardır, magnezyum, potasyum, bir de omega vardır. Hani bir de bazı firmaların bunların hepsinin içerisinde bulunanları var. Hani illa marka ver diyorsanız da vereceğim. Animal Pack dediğimiz bir tane var mesela. Bütün vitamin ve sporla alakalı olanlar içerisinde bulunduruyor. Faydalı. Öyle. Lazım arkadaşlar. Hani emilmesi için, vücudunuzun belli bir yere gelmesi için bu gruplar önemli. Arkadaşlar, videolarımız soru cevaplarda çok uzun olduğu için hani sizi de sıkmamak adına bu videomuzu burada sonlandırıyorum. Daha sonrasında kalan kısmı ben burada işaretliyorum zaten. Diğer videomuzda daha ufak bir kısımla size tekrardan sunum yapacağız. En son sorunuzda hangi soruda kaldık onu söyleyelim. Tamam, söyleyelim. Hatta bize de bir yardımcı olmuş olur. İyi çalışmalar Alp Orhan Hocam. Bu işin %70'i hatta 80'i beslenme diyebiliriz. Ancak hardcore bir idman atılmıyorsa günlük 1,5 kilogram et yemenin de bir anlamı yok. Sizin de takdir edeceğiniz üzere demiş. Çok uzun bir soru bu. Yani hatta bir destan bile diyebilirim. Yani minik çaplı bir vücut geliştirme destanı yazmış. Buralardan başlarız. Aynen, buradan tekrardan başlayacağız.
İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar arkadaşlar.